Ne kadar sürede öğrendin? Ben 3 ayda öğrendim diyeceğim. Mesela ben size desem ki ben 3 ayda C1 öğrendim. Siz salak mısınız? Nasıl öğrenemediniz? Almancayı nasıl öğrendim ve ne kadar sürede öğrendim? Bugün size bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bu soruya çok sinirleniyorum. Çünkü herkesin doğal bir öğrenme süreci vardır. Siz kendinizi başkalarıyla kıyaslayarak kendinizi stres altına sokuyorsunuz. Bu dili öğrenme olayından keyif almamaya başlıyorsunuz. Keyif almazsınız zaten şöyle sayfaları atarsınız arkadaşlar. Yani keyif almadığı bir şeyi bir insan yapamaz arkadaşlar. Keyif almadığınız bir şeyi yapmaya çalışmayın boşuna. Ondan keyif alın. Öğrendim dediğime bakmayın arkadaşlar. Ben de şu anda aktif olarak kursa gidiyorum. Almanca öğretmeni falan değilim. Ben kursta öğrendiğim şeyleri tekrar etmek maksadıyla video hazırlıyorum ve öğrenenlere de yardımcı olmuş oluyorum. Ben arkadaşlar kendi başıma falan çalışmadım. Gittim bir kursa yazıldım ve kursta Almanca öğrendim. İlk başta tabii ki benim liseden birazcık temelim vardı. Yani ben lisede birazcık dinlemiştim Almanca derslerini. Genellikle liselerde Almanca derslerini kimse takmaz. Yani ich bin 15 Jahre alt derler, geçerler. Almanya'ya gitme kararını verdiğim zaman Türkiye'deydim o zamanlar. Vaktim vardı, zamanım vardı. O yüzden dedim ki ben bir Almanca kursuna yazılayım, muhakkak yazılayım. İngilizce bölümde okuyacak olsam ben sonuçta Almanya'ya gidiyorum. Oranın dili Almanca. Almanca bana her yerde lazım olacak. Dediğim gibi Almanca kursuna gittim arkadaşlar kayıt olmak amacıyla. Tabii ki bunu da bir arkadaş vasıtasıyla buldum. Aslında ben Goethe'nin kursuna gitmeyi düşünüyordum. Fakat o zamanlar pandemi zamanıydı ve kurslar yüz yüze değildi. Ben de yüz yüze olmayan bir kursa o kadar para vermek istemedim şahsi olarak. Yüz yüze kursları ben her zaman için dil öğrenmek adına daha verimli buluyorum. Çünkü arkadaşlarınızla birebir iletişiminiz oluyor. Birbirinize soru sorabiliyorsunuz. Birbirinizin hatalarından öğrenebiliyorsunuz vesaire. Bence dil öğrenmek için muhakkak bir kursa gidilmeli. Muhakkak bir sosyal ortam olmalı. Muhakkak bir konuşma ortamı, muhakkak bir diyalog ortamı olmalı. Dediğim gibi Almanca kursuna gittiğim zaman bana bu Einstufungs testi yaptılar ve benim seviyem A2 çıktı. Ben birazcık buna şaşırmıştım çünkü ben hayatımda hiç A2 kursuna gitmemiştim. Ama 2018 yılında ben yine bir yazın Almanya'ya gelmiştim ve burada A1 seviye Almanca kurumu tamamlamıştım. A1 seviyeyi bitirmiştim. Ondan sonra ise devam etmedim. Yani çünkü zaten Almanya'ya gitme durumum yok. Neyse işte zaman geçti. Ben Türkiye'de lisanstan mezun oldum. Artık yavaş yavaş Almanya'da yüksek lisans araştırmalarına başladım. O zaman dedim ki ben zaten gitmeden halledeyim bu işi. Sanırım Türkiye'de benim yaklaşık 1,5 ayda A2'yi bitirdim. 2 ayda B1'i bitirdim. Ondan sonra B2'ye geçtim diye hatırlıyorum. B2'de sadece ikinci haftaya kadar gidebilmiştim. Yani B2'nin başlarında gidebilmiştim. Çünkü o sırada benim Almanya vizem çıktı ve ben Almanya'ya gelmek adına her şeyi tabii ki planladığım için kursu bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında tabii ki size bahsetmişimdir. Ben burada İngilizce olarak master yapıyorum. Benim yüksek lisans yaptığım okulda arkadaşlar Almanca dersleri veriliyor. A1, A2, B1, B2 seviyelerinde Almanca dersleri veriliyor. Ben de şu şekilde düşündüm. Sonuçta benim yüksek lisansım 4 dönem sürecek. O zaman hani zaten ben çok yoğun olacağım. Birinci dönem ben çok fazla kredi almıştım. Yani bir dönem yaklaşık 30 kredi ise ben 50 kredi falan almıştım birinci dönem. O yüzden hani dedim ki Almanca'ya zaten vakit ayıramam. Çünkü B1'den itibaren artık emek vermeniz gerekiyor. Çok fazla vakit harcamanız, sürekli ödev yapmanız, sürekli bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ben de böyle bir plan yaptım. Dedim ki ben zaten işte A2'yi tekrar etmiş olurum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi komik bulacaksınız. Ben Türkiye'de Almanca kursundaydım. Ondan sonra uzun bir süre Almanya'ya geldim. Ondan sonra işte ev bulması olsun, kalacak yer ayarlaması olsun vesaire. Bunlarla uğraşırken zaten zaman geçti ve ben hiç Almanca çalışamadım. Yani ilk birkaç ay hiç Almanca çalışamadım. Sonra ben de işte bu yüzden şöyle düşündüm. Ben A2'den başlarım, tekrar ederek başlarım. Çünkü okulda sonuçta A2, B1, B2 veriliyor. A2'den alayım, A2, B1, B2 şeklinde bitiririm. Son dönemde Almanca dersi almak zorunda kalmam diye düşündüm. Bu şekilde planladım. Benim okulda yani Almanya'daki okulda A2 gördüğüm yerde biz aslında bayağı bir B1'de öğrendiğimiz konuları da görüyorduk. Yani ben dedim ki biz bunları Türkiye'de B1'de görüyorduk. A2'de orada gördüğümüz şeyleri ben dedim biz bunları Türkiye'de B1'de görmüştük. O yüzden benim için hem B1'in tekrarı oldu hem A2'nin tekrarı oldu. Sonraki dönemde gittim B1 aldım. Yine B1'i ikinci kez tekrar etmiş oldum. Tabii ki üniversitede aldığınız Almanca dersleri tam zamanlı Almanca kursuna gitmek gibi de olmuyor. Bunu da hatırlatmak lazım. Çünkü mesela benim okulumda evet 3 saat ders görüyoruz Almanca dersi. Ama bunu haftada 2 gün yapıyoruz ve bu gerçekten B1, B2 seviyeleri için yeterli değil. Yani sadece okuldan B1 dersini alan arkadaşlarım var mesela. Onlar bunu tam olarak yeterli görmediler. Ama ben zaten daha önceden B1 temeli olan birisi olarak ekstradan buradaki okulumda B1 aldığım için yani tamamen bunu şey yapmış oldum böyle tamamen sağlamlaştırmış oldum temelimi. A2 ve B1'i ben 2 kere gördüm arkadaşlar. 2 kere görünce yani bütün konuları, bütün her şeyi otomatik olarak öğreniyorsunuz. Bunu yapmam sayesinde
eski kurlardan öğrenemediğim, unuttuğum veya iyi anlamadığım her şeyi çok güzel bir şekilde öğrenmiş oldum. Şansıma arkadaşlar okulda bu dönem B2 seviye Almanca açıldı ve ben direkt kayıt oldum arkadaşlar. Şu anda da ben B2'ye devam eden bir öğrenciyim. Yani hoca falan değilim, Almanca öğretmeni falan değilim. Sadece dilleri öğrenmeyi, kıyaslamayı vesaire bunları seviyorum arkadaşlar. Bütün bu süreç ne kadar sürede oldu onu da anlatalım arkadaşlar. Ben 2022 yılının sanırım Mayıs'ında falan olması lazım. Mayıs civarı falan kursa başladım. Sanırım Ağustos gibi falan vizem gelmişti. Yani 4 ay, 4,5 ay, hani Eylül'e doğru falan vizem gelmişti. Eylül gibi. Hani 4,5 ay falan Türkiye'de öğrendim. Bakın ama zaten temelim vardı. 2018 yılında benim 2 aylık A1 kurum vardı. 2 ay. Üzerine 4,5-5 ayda Türkiye'deki A2 B1 kuru, yaklaşık 5 ay. Yani burası toplamda zaten 6 ay ediyor arkadaşlar. Onun üzerine de buradaki yüksek lisans yaptığım okulda 1. dönem ve 2. dönem olmak üzere yani 1 senede A2 ve B1'i tekrar ettim. Yani bu ne demek oluyor? 1,5 yıl oluyor arkadaşlar. Şimdi B2'ye devam ediyorum. Yani böyle düşünün. Bu kadar uzun sürede oldu. Neden uzun sürede oldu? Dediğim gibi ben şu anda yüksek lisans yapıyorum. Ağır bir bölüm. Mimarlık ağır bir bölüm arkadaşlar. Onun dışında part time olarak çalışıyorum vesaire. Zaten Almanca'ya spesifik olarak vakit ayıramıyorum. Ben de böyle uzun bir süreye yayarak rahat bir şekilde öğrenmeyi tercih ettim. Şu süre konusunu bana çok sormanız benim hoşuma gitmiyor aslında. Yani ben bunu duyduğum zaman şöyle düşünüyorum. Hani diyor ki Almanca şu kadar sürede bitirilmeli. Bu kadar sürede bitirilmeli falan filan. Bu şey oluyor. Siz bunu bir ödev olarak görüyorsunuz. Bir baskıyla çalışıyorsunuz anlamına geliyor. Aslında böyle düşünmemeniz lazım. Tamamen Almancayı yaşamanız lazım. Yani Almanca şarkılar dinlemeniz lazım. Almanca kitap okumanız lazım. Almanca belgesel izlemeniz lazım. Almanca dizi izlemeniz, film izlemeniz lazım. Yani bunları yapmanız lazım. İşte Almanya'da yaşıyorsanız Alman arkadaşlarınızla konuşmanız lazım. Yani Almancayı yaşamanız lazım arkadaşlar. Yani herhangi bir süre limiti koymadan bundan keyif almanız lazım. O yüzden ben bana bu ne kadar sürede öğrendim sorusu sorulduğu zaman çok sinir oluyorum. Yani gerçekten çok yanlış noktaya odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan Almancayı sevmeniz, keyif almanız, hata yapmaktan korkmamanız, hata yapmaya alışık olmanız ve hata yaptıkça bunları bir şekilde not alıp öğrenip bunlardan ders çıkararak devam etmeniz. Yani kimsenin ne kadar sürede Almanca öğrendiği sizin için bu kadar önemli olmamalı. Yani herkesin eğitim kapasitesi farklı, yaşı farklı, becerileri farklı. Şimdi ben daha öncesinde zaten İngilizcesi çok iyi olan birisiydim. Benim İngilizcem zaten C1. Yani ben IELTS'e girdim mesela, oradan geçtim yani C1 ile geçtim. 7 puan aldım mesela. Zaten üniversitede ben İngilizce okudum. Yani bir yabancı dili zaten baştan sona öğrenmişim. Tabii ki ana dil seviyesinde yine İngilizce konuşamıyorum ama bir yabancı dil nasıl öğreniliyor zaten baştan sona bunu ben öğrenmişim. O yüzden bütün bu bildiğim teknikleri, yani İngilizce'de öğrendiğim bütün bu teknikleri İngilizce sınavlarına çalışırken, bak dikkatinizi çekiyorum, İngilizce sınavlarına çalışırken uyguladığım bütün teknikleri Almanca sınavlarında da uyguladım. Çünkü aslında dili öğrenmenin paralel özellikleri var. Yani nedir? Bütün dillerde belirli beceriler var. Okuma, dinleme, yazma, konuşma. Yani bunların hepsinin pratik yöntemleri ve ben bunları zaten İngilizceden biliyordum. Onun dışında bunun mental kısmı var. Yani mesela şöyle bir şey var. Siz diyorsunuz ki ben öğrenemiyorum, bırakıyorsunuz. Yani mental kısım zaten asıl burayı zorlaştırıyor. Ne kadar sürede öğrendim? Ben 3 ayda öğrendim diyeceğim. Mesela ben size desem ki ben 3 ayda C1 öğrendim. Siz salak mısınız? Nasıl öğrenemediniz? Sen o zaman diyeceksin ben öğrenemiyorum, bütün kitapları atacaksın yere. Ya, olmaz böyle şey. Ya da ben diyeceğim ki ben 3 senede C1'e geldim. 4 senede C1'e geldim. Sen diyeceksin ki boşver öğreniriz zaten. İşte 3 senedeymiş zaten. Öğreniriz zaten. Yani bunu demek istiyorum. Yani bu sizin motivasyonunuzu kötü etkiliyor. Başkalarıyla kıyaslamamanız lazım kendinizi. Yani 20 yaşında birisiyle 30 yaşında birisinin dil öğrenme kapasitesi aynı değildir. İşte 15 yaşında birisiyle 35 yaşında birisinin dili öğrenme kapasitesi aynı değildir. Yani maalesef yaşımız büyüdükçe bu becerilerimiz daha da kısıtlanmaya başlıyor arkadaşlar. Yaşınız gençken öğrenin bu işleri, yaşınız gençken halledin. Ama dediğim gibi sadece burada işte okuyacağım kafasıyla, sadece okula kabul olayım kafasıyla Almanca öğrenmeye çalışmayın. Ne olur o zaman? Siz mesela belirli kalıpları ezberlersiniz. Yani sınavda mesela konuşma bölümünde konuşacağınız şeyleri ezberlersiniz. Yazma bölümünde yazacağınız şeyleri ezberleyip sınava girersiniz. Hepsinden geçersiniz. C1 sertifika alırsınız. Ondan sonra yolda dışarıda bir Alman size bir şey sorduğu zaman böyle kalırsınız. Bu olur yani. Hani onu demek istiyorum. Yani mental olarak buna iyi hazırlanın. Dil öğrenmek zor bir süreçtir. Hata yaparsın, yanlış yaparsın ve hata yapmaktan korkmamalısın. Maalesef benim de fark ettiğim bir şey, hata yapanları çok acımasız eleştiriyor insanlar. Ama siz kararlılığınızı belli ederseniz, dersiniz ki ben bu dili öğrenmek istiyorum. Umurumda değil, ben hata da yaparım. Teşekkür ederim, düzelttiğin için teşekkür ederim derseniz o zaman
bu mentaliteyi bunlara, insanlara gösterirseniz insanlar da sizin hatalarınızla dalga geçemez, size yardımcı olmaya çalışırlar. Ama biliyorum konuşma konusu zaten tam bir özgüven meselesine dönmüş durumda. Çünkü birisi konuştuğu zaman, yani özellikle bizim milletimiz yapıyor, birisi İngilizce konuştuğu zaman, aa işte sen aksanını yapamıyorsun, aa İngiliz aksanını yapamıyorsun, Amerikan aksanını yapamıyorsun. Biri Almanca konuştuğu zaman işte 5 senedir buradasın hala konuşamıyor musun? İşte ya da ne bileyim 3 ayda gelmişsin, oo çok güzel konuşuyorsun. Yani ya övüyoruz ya gömüyoruz. Yani bırakın ya, bir bırakın insanları kendi haline bırakın. Bir özgür olsunlar, hata yapsınlar, keyif alsınlar şu dili öğrenmekten. Dediğim gibi dil öğrenmek bir maruziyet meselesidir. Maruziyet ve bir keyif alma meselesidir. Bunları yapmazsanız, matematik öğrenir, kimya öğrenir gibi öğrenirseniz, tabii ki grameri öğrenirsiniz, sınavları geçersiniz ama günlük hayatta konuşamazsınız, doğal davranamazsınız, doğal olarak o dil içerisinde kendinizi ifade edemezsiniz. O yüzden muhakkak ki konuşma egzersizi yapın arkadaşlar. Muhakkak bir arkadaşınız, bir partneriniz olsun, onunla konuşma egzersizi yapın. Günlük tutun arkadaşlar. Çok söylüyorum, günlük tutun. Yazılı bir şeyiniz olsun. Sürekli bir şeyler yazın. Bu çok önemli. Yani yazmadan, konuşmadan Almancayı öğrenmenize imkan yok. Bol bol maruz kalacaksınız. Yani Almanca haberler, işte belgeseller, radyo yayınları, diziler, filmler, yani her şeye maruz kalın. Merak edin. Almanca'da merak ettiğiniz bir şey olsun. Yani sen mesela atıyorum Formula 1 seviyorsunuz. Git mesela Almanya'daki Formula 1 haberlerini izle. Bu kadar basit. Sen mesela futbol seviyorsundur. Git mesela Almanya'daki futbol haberlerini oku. Yani neden sürekli fizik, kimya, biyoloji çalışır gibi çalışıyorsunuz? Yani işte hemen yapmalıyım, hemen bitirmeliyim, bunları ezberlemeliyim, şunları yapmalıyım. Ya bir bırakın arkadaşlar, bir rahat olun, bir kendinize gelin ya. Hani zaten dil öğrenmek dediğin şey şurada başladığın günden itibaren, yani bunun meyvelerini almanın 2 sene 3 sene falan süreceği bir süreç. Yani bunun meyvelerini alman 2 sene 3 sene sürüyor. Yani ben mesela şimdi evet İngilizceyi çok iyi öğrendim ama lisede benim İngilizce temelim olmasaydı yine öğrenemezdim o kadar çabuk. Yani ben ne yaptım? Üniversitede bir dönem hazırlık okudum. B2 civarında, B1 B2 arasında olan İngilizcemi C1'e çıkardım. Bu kadar. Bir dönem. Sınavları geçersiniz. Sınavları geçmekte bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan konuşmak. Yani ben burada çok fazla insan biliyorum. C1'i vermiş, C1 sınavını vermiş. Bölümünü Almanca okuyor ama konuşamıyor. Konuşamıyor. Yani ağzını açıp konuşamıyor. Utanıyor. Yani bu ayıp bir şey değil. Utanmak ayıp bir şey değil. Utanabilirler ama şunu demek istiyorum. Yani önemli olan sizin ne istediğiniz, ne yapmak istiyorsunuz. Sen sınavı geçmek istiyorsan zaten bana sorma yani. Abi ne kadar sürede Almanca öğrendin? Ya niye soruyorsun? Ne yapacaksın yani? Hani neyle kıyaslayacaksın? Elma ile armudu niye kıyaslıyorsunuz? Yani hatta muzla armudu niye kıyaslıyorsunuz diyelim. Ya elma ile armut biraz benziyor bile yani. Neyse arkadaşlar, bu videoyu daha da uzatmayacağım ama ben bu soruya çok sinirleniyorum. Çünkü herkesin doğal bir öğrenme süreci vardır. Siz kendinizi başkalarıyla kıyaslayarak kendinizi stres altına sokuyorsunuz. Bu dili öğrenme olayından keyif almamaya başlıyorsunuz. Keyif almazsanız zaten şöyle sayfaları atarsınız arkadaşlar. Yani keyif almadığı bir şeyi bir insan yapamaz arkadaşlar. Keyif almadığınız bir şeyi yapmaya çalışmayın boşuna. Ondan keyif alın. Almancadan keyif alın. Yani Almancayı sevmiyorum diyorsan, Almanca ne kadar iğrenç bir dil diyorsan sen zaten öğrenemezsin. Ya işte ne kadar kulağa kötü geliyor falan diyorsan zaten öğrenemezsin yani. Böyle düşünürsen öğrenemezsin. Güzel yönlerini bulmalısın. Aa ne güzel bak, Almanca'da her şeyin bir kelimesi var. Her şeyin böyle açık açık detaylı anlatımları var. Hiçbir şekilde yanlış anlaşılmaya olanak vermeyen bir dil. Türkçedeki gibi böyle çok fazla yanlış anlaşılabilecek şeyler yok. Her şeyi böyle makale gibi, işte bilim şeyi gibi anlatabiliyorsun. Yani her türlü olumlu yönlerini bulmaya çalışın. Öğrendiğiniz şeylerin olumlu yönlerini bulmaya çalışın. Keyif almaya çalışın. Öğrendiğinizi fark etmeden öğrenmeye çalışın. Yani sohbet edin abi. Sevdiğiniz konu hakkında sohbet edin. Yani Alman bir arkadaş buldunuz diyelim, bir konu hakkında. Tarih olur, coğrafya olur. Ne bileyim spor olur, haberler olur. Ya bir şey hakkında konuşun. Politika olur. Yani konuşun, sohbet edin. Keyif alın arkadaşlar. Şundan keyif alın. Bakın şunu da söyleyeyim. Geveze insanlar daha iyi dil öğrenir. Çünkü kafalarında çok fazla düşünce var. Çok fazla kelime var. Yani günlük kullandığınız kelime sayısı azsa zaten sizin dil öğrenmeniz daha zor olur. Yani sen işte bütün gün ne haber, iyiyim sen, iyiyim sen, evet tamam okula gittim, eve geldim, uyudum, yattım, işe gittim. Sen zaten böyle bir insansan, yani çevren yoksa, insanlarla konuşmuyorsan zaten beyninde bu dil şeyleri dönmez yani. Ama şunu da söyleyeyim, yani konuştun, tamam her zaman sosyal ortam içerisinde bulamıyoruz. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, tabii ki mümkün olduğunuzca sosyal ortamlarda bulunun. Dışarı çıkın, dışarıda yaşayın. Yani Almanya'daysanız mesela hiç kimseyle konuşamıyorsanız, yani işte trene binin, S-Bahn'a binin, U-Bahn'a binin, oradaki insanların konuşmalarını dinleyin. İşte ne bileyim gezin, etraftaki insanlar ne diyor, yani dalın arkadaşlar yani. Bir müzeye gittiniz mesela, Almanca konuşmaya çalışın. Bir şey olmaz yani. Kaba kaba baksınlar, bir şey olmaz. Siz Almancayı öğrenmek istiyorsunuz. Siz orada İngilizce konuşursanız tembelleşirsiniz. Sizden tek isteğim arkadaşlar, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın.
dil öğrenme işini stresli bir sürece çevirmeyin. Rahat rahat, sakin sakin öğrenin. Acele etmeyin. Aceleye gerek yok. Sakin sakin. Yani bir dil öğrenmek 2 sene, 3 sene, belki 4 sene, belki 5 sene süren bir şey. Yani öyle işte 6 ayda öğreneceğim, 1 senede öğreneceğim, 1 senede bitireceğim. Ya sınavı geçersin. Sınavı geçersin. 1 senede geçersin. Atla deve değil. Sınavı geçersin ama konuşamazsın. Dediğim gibi dil öğrenmekten keyif alın. Bunu bir stres meselesine dönüştürmeyin. Bunu bir kanıtlama meselesine de dönüştürün. Siz Almancayı, Almancanızın iyi olduğunu birilerine kanıtlamak amacıyla Almanca öğrenmiyorsunuz. Siz dilleri sevdiğiniz için, insanlarla iletişim kurmayı sevdiğiniz için, bulunduğunuz ülkenin kültürünü merak ettiğiniz için Almanca öğreniyorsunuz. Yani böyle düşünün. Ya şöyle de düşünmeyin. Mesela diyorlar ki ben entegre olmak için Almanca öğreniyorum. Entegre olmam lazım. Entegre, entegre, entegre. Ben buna da karşıyım arkadaşlar. Çünkü entegre vurgusunun arkasında bir sıkıcılık yatıyor. Yani diyorsun ki Almanlar bunu istiyor, ben de entegre olacağım. İşte vize mi verecekler, oturumu uzatacaklar. Bak bu ne demek? Keyif almıyorsun. Çünkü entegre olmak istiyorsun. Çünkü kural bu. Kural için öğreniyorsun. Hayır. Yani sen sevdiğin konular hakkında bir şey anlatmak için öğren. Yani Almanlara mesela Türkiye'yi anlatmak için Almanca öğren. Türkiye ile alakalı vesaire, işte bir hobinle alakalı, kendinle alakalı bir şeyleri Almanlara anlatmak için öğren. Mesela bizim deyimlerimiz, atasözlerimiz çok değişik, çok tuhaf mesela. Bunları anlatmak için öğren. Ne bileyim. Ya böyle şeyler bulun arkadaşlar kendinize. Keyif alacağınız, zevk alacağınız bir şey bulun yani. Başka türlü öğrenemezsiniz. Öğrenirseniz de sadece sınavı geçersiniz, konuşamazsınız. Maalesef bu arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşürüz.